Sevgili basın arkadaşlarımız, hoş bir defa bugünkü sizi burada bilgilendirme yapmak istediğimizi geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi aslında buradakiyle ilgili ben bir şey yapmam. Siyasi falan olarak da tamamen bilgilendirme diyorum yani yaptığımızda. Ama siz Ünye OSEB'i biliyorsunuz. İşte Ünye OSEB, Ünye'nin 35-40 yıllık hayali diye. Belki sizlerin yaşları bununla ilgili değil ama geçmişte şimdi Şükrü Yürür Bey, eski buranın milletvekili, sonra merhum Refahattin Bey ve şimdi de Genel Başkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Bey'in de burada emeği ve bütün üyelerin bir emeği geçen var, geçmeyen ama bu hayal olan bu şeyle ilgili işte biz burayı yapalım dedik. Ben ihalelere, işe falan hiçbir yere girmiyorum. Buradan çıktım. Ben aslen orada doğmama rağmen Çatalpınar'a kayıtlıyım nüfus olarak. Ve hala da ben nüfusumu falan değiştirmeyip buradayım. Dolayısıyla ben de buna bir katkı sağlamak için, bunu söylememin nedeni sağlamak için buradayım ve sizi bu konuda bilgilendirelim. O sebebi işte başladık. Şu oldu, bu oldu. Bazı şeyler var. Teknik hatalar var. Diğeri işte şunlar, bunlar falan. Baktık bunları giderelim. Biraz o zaman aldı. Öbürü şu gibi. Şimdi biz bugün startı veriyoruz. Bugünkü aslında basını ve sizi istememizin nedeni biz bu tür olan şeylerde aslında makine parkımızda kendi çalışanlarımıza normal resmi törenin dışında onlara motivasyon şeyi düzenleriz. Orada ben de bulunurum. Ben belki Ünye için geliyorum. Fatsa OSEB'yi biz yaptık. Ben Fatsa OSEB'ye iki defa gitmişimdir. Yani öbürü belki onda bile değil ama buradakiyle ilgili belki de diye oldu. Şimdi bugün startı veriyoruz. Bütün makine parkı ilgili yerlere indiler. Burayı hizmeti geçecek elemanlarımız, çalışanlarımız, buradaki esnaf arkadaşlarımız, iş insanı arkadaşlarımıza onlara da teşekkür ediyorum geldikleri için. Şu şeyi, bilgiyi vermek istiyoruz. Biz şimdi start aldık, bu biter. Ben hiç yarım yama ve bölgede de yaptığım işlerin içinde hiç bir tane bizim yarım, öbürü kalan falan yoktu. İyi biter. Projeyi değiştirdik. Doğru yaptık. Abdülkadir daha ne kadar güzel. Abdülkadir'i arkadaşı tanısaydım. Tenisler İdaresi Başkanı. O bile bize buradakiyle ilgili sağlar. Burayı bitireceğiz. Bununla ilgili size bilgilendirme diye verelim. O sebeple ilgili sizlerin de bunun bitmesinde katkılarınız, yardımlarınız ne olabilirse hep birlikte bitirelim. Burayı insan istihdamı sağlayacak. Yani bana söylenen Sayın Vali'nin 5000'e yakın insan istihdamı diyor. Bugün herkes bir yerde iş aramak için veya tavasut bulmak için uğraşıyor. Burayı bitirirsek, kendi yerimizde bitirirsek güzel. Buna geç kalınmış bir proje diyelim. Yani bu kadar 35-40 yıldan beri geç kalmış bir proje diyelim. Ama burası da biterse buranın da çevrenin, etrafında çevrenin Ünye'de çok büyük katkısı olur. Hatta bunu aşağı kadar olsaydı burası Fassa Limanı'na, Samsun Limanı'na, burası uzak değil ha, Fassa Limanı'na bak ne diyorum. Fassa Limanı'na, Fassa OSEB'den evvel gider buradaki şu çevre yolu var ya. Ünye Limanı. Tabii yani buradakiyle ilgili. Onun için burayı bitireceğiz. Peki hedef nedir acaba Cevat Bey? Nasıl? Hedef nedir acaba bitirmeyle ilgili? Bugün başladık. Vallahi en kısa sürede bitireceğiz abi. Bunun süresi bak normal olarak 23-24 ay. Bu iş 3-5 ay içinde biter abi. Ben söyleyeyim sana. Bizim süreyle, öbürüyle dedim ya bir teknik konular süreyle, müreyle herhangi hatta falancının yanlışı, bu sizlerin veya belki haber gari, hiç kimsenin yanlışı değil. Ben buranın ürettiği bir insanım.
Ondan dolayı burayı bitireceğiz. Benim bu saattekiyle ilgili, yani şunu bir 6 ay daha uzun, ama bu süre, kısa sürede bitecek burası. Önümüzde yol alacağız. Türkiye'de kar yaşıyor. Yani bilmem ekonomisi şöyle, fiyatlar, ben bunlarla ilgili falan bunları bahsetmiyorum. Her gün hepiniz biliyorsunuz. Ama biz inşallah maşallah falan demiyorum, burayı bitireceğim ben. Yani ben dememem lazım, bizim şirket bitirecek. Ama tabii bütün sistemde ben bir başı olarak şirketin ve üyeli olarak da onun için sizlerin huzurunda hepinize teşekkür ediyorum, söz veriyorum, bitireceğiz en kısa sürede. TOTA Başkanımız'da bir şeyler söylemiştik. Evet, sevgili Delta İnşaat sahibi Cevat Bey'in amcamıza çok teşekkür ediyoruz. Biz zaten bu ihale olduğu zaman Delta İnşaat Sanayi Ticaret AŞ'de kaldığı zaman çok sevmiştik. Çünkü Ünye'nin yetiştirdiği değerli insanlardan, değerli yatırımcılardan biri olduğu için burada konforlu, kaliteli bir iş yapacağından dolayı hiçbir şüphemiz yoktu. Sağolsun kendisine bugün bu düşüncemize çok katkı sağlayarak kaliteli bir şekilde üretimine bugün tekrardan başlayacak. Ben önce burada yatırım yapan firmalar adına, daha sonra Ünye'ler adına çok çok teşekkür ederim kendisine ve yönetimine. İnşallah güzel bir şekilde finale ulaşacağız diyorum. Bence bu başlanması bizi çok mutlu ediyor. Yani tekrar bu altyapı çalışması yaklaşık bir sene yakın bir ara verilmiştir. Cevat amcaya burada firmasına çok teşekkür ediyoruz. Yani süreci bitirmedi. Sürecin devamı için uğraştı kendisi. Kısa sürede de biteceğine inanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun.